Merhaba sevgili takipçilerim, örgü evime hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle çıtı pıtı bir bebek yeleğinin örneğini anlatacağım. Bebek yeleğimiz için 40 ilmek attık izleyicilerim. Sizler tabii daha fazla, daha küçük yaparsanız ilmek sayılarını, örnek sayılarını azaltacaksınız. Çok kibar ve kolay bir örnek. Bakın, böyle arasında tersler, düzler. Bir de ufak bir örnek koyduk. Şimdi örneğimizi anlatacağım başka bir parçada. Ara ara zaten modelimi de göreceksiniz. Orta kalınlıkta ip kullandık. Şöyle bununla devam edeceğim. Bir de 3 numara şiş. Ben şimdi başlayacağım hemen ilmek sayılarını. Sizler zaten dediğim gibi ara ara da izleyeceksiniz örneğimizi. Şöyle iki örnek için ilmek sayılarını ben hemen şişime attım. Bir sıra falan hiç örmedim izleyicilerim. Bakın şimdi şöyle arka yüzeyden önce bir düz örüyorum. Bir ters, bir düz. İlmek sayılarını hemen attıktan sonra şimdi 3 tane de ters örüyorum arka yüzeyde. Tekrar bakın. Bir düz, bir ters, bir düz. Tekrar 3 tane ters örüyorum. Yine bir düz, bir ters, bir düz. Bu örneğimizin birinci sırası. Şimdi ön yüzeye geldik. Ön yüzeyde de bakın yine aynı şekilde bir ters, bir düz, bir ters örüyorum. Şimdi 3 tane ters ördüğümü önce düz örüyorum. Bakın düz örüyorum. Sonra ilk ilmeğimi 2 ilmeğimin içinden geçiriyorum, bırakıyorum. Tekrar bakın bir ters, bir düz, bir ters. Bu arası. Şimdi 3 ilmeğimizi düz örüyorum. Sonra birinci ilmeği hemen 2 ilmeğin üzerinden geçirip bıraktım. Tekrar bir ters, bir düz. İsterseniz bu aradakileri koymayabilirsiniz ama koyunca daha güzel durdu. Bu da yan ilmeğimizle devam ediyoruz. Şimdi arka yüzeye geldik. Arka yüzeyde bakın yine aynı şekilde başladığımız gibi bir düz, bir ters, bir düz. Şimdi bu 3 ilmeğimizi 2 ilmek kaldı. Onları da ters örüyoruz. Ters ördük. Tekrar şimdi yine bir düz, bir ters, bir düz. Yine aynı şekilde bakın. 2 ilmeğimi de ters örüyorum. Yine bir düz, bir ters, bir düz. Bu da yan ilmeğimiz. Şimdi ön yüzeye geldik. Ön yüzeyde de aynı şekilde düzleri ters, tersleri düz örüyoruz. Başlarken. Şimdi bu 2 ilmeğimizin önce 1 ilmeğini örüyorum. Sonra doluyorum. Tekrar 1 ilmek örüyorum. Yani 3 ilmeğimiz olmuş oluyor yine. Yine bir ters, bir düz, bir ters. Şimdi 2 ilmeğimize geldik. Önce örüyorum, doluyorum. Tekrar diğer ilmeği örüyorum. 3 ilmeğimiz oluyor. Arka yüzeyde aynı şekilde. Şimdi 3 ilmeğimizin tamamını İlk başladığımız gibi ters örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz. Tekrar 3 ilmeği ters örüyorum. Ben bu sırayı sonuna kadar bitirirken siz modelimi yakından yavaş yavaş izleyin. Sonra tekrar yine örneğimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Çok kibar bir örnek oldu. Umarım sizler de beğenip kendinize de yapabilirsiniz bebek yeleği de. Belki ilerleyen zamanda ben büyük bayan yeleği de yapabilirim. Çünkü çok kibar ve düz bir örnek oldu. Her yaşa da hitap edebilecek. Bakın bebek yeleği 3, 4, 5, 8, 10 yaş çocuklar için kendimize her yaşa hitap edebilecek bir örnek. Yakından siz izleyin. Şimdi devam edeceğiz yine kaldığımız yerden. Şimdi hemen şuradan devam edelim. Ön yüzeyden. Bakın. Yine bir ters, bir düz, bir ters. Şimdi bu 3 ilmeğimizi yine örüyoruz. Aynı başladığımız gibi. 2, 3. Sonra birinci ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçirip bırakıyoruz. Tekrar bir ters, bir düz, bir ters. Yine 3 ilmeği ördüm. Önce sonra 2 ilmeğin üzerinden geçirip bırakıyorum. Yine sıramızın sonuna geldik. Bakın biraz belli olmaya başladı bir örneğimiz. Arka yüzeyi hemen hızlıca ben geçeceğim. Yine aynı şekilde bakın. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Buradaki 2 ilmeğimizi de ters örüyoruz. Sonra tekrar bir düz, bir ters, bir düz. Kolay ve zevkli bir örnek. Orta kalınlıkta ince ip nasıl sizler seviyorsanız öyle ip kullanın. Şimdi aynı bakın ön yüzeye geldik. Yine aynı şekilde. Şimdi bir tane ilmeğimi ördüm, doluyorum. Diğer ilmeğimi de ördüm. Yine 3 ilmeğim oldu. Bir ters örüyorum, bir düz, bir ters. Tekrar bir ilmeğimi düz örüyorum, doluyorum. Tekrar düz örüyorum, bir ters, bir düz, bir ters. Sıramızın sonuna geldik. Arka yüzeyi aynı şekilde yine. Hep modelimiz böyle devam edecek. Bakın şimdi 3 ilmeğimin hepsini ters örüyorum. Doladığımla beraber bir düz, bir ters, bir düz. Tamamını, üçünü de ters örüyorum. Bundan şal da yapabilirsiniz. Irka da. Çok amaçlı bir örgü. Şimdi yine son olarak fazla da uzatmak istemiyorum. Şimdi aynı bakın. Yine önce 3 ilmeğimi örüyorum tamamını. Sonra baştaki birinci ilmeğimi 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bırakıyorum. Tekrar arada bir ters, bir düz, bir tersim var. Yine 3 ilmeği ördüm. Bakın şimdi birinci ilmeği alıyorum. 2 ilmeğin üzerinden bırakıyorum. Şöyle. Belli oldu. Şurada da görelim. Aynı şekilde bakın kremden aynı kalınlıkta orta kalınlıkta ip kullandık. Modelimizde de sizinle ördüğümde de orta kalınlıkta ip kullandım. Sizler daha kalın daha ince iple de yapabilirsiniz. Bunu bebek yeleği diye başladım. İnşallah sizler devam edersiniz değerli sevgili izleyicilerim. Ara ara böyle başlıyorum ama çünkü elim çok dolu olduğu için yetişemiyorum. Sadece parça şeklinde sizlere atmaya başladım bu aralar.
Umarım beğenirsiniz örneklerimi. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli, sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Sevgiyle kalın sevgili izleyicilerim diyorum.